Merhaba, bugün Ermeni Patrik seçimlerini konuşacağız. Türkiye'deki Ermeni Patrik seçimleri 12 Aralık'ta yapılacak ve 12 Aralık öncesinde neler yaşanıyor, neler yaşandı? İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda yayınladığı talimatname ne anlam ifade ediyor? Bunu konuklarımızla birlikte konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Tatyos Bebek, Düşünce Platformu diye tanıtacaktım ama toplum girişimi olarak düzeltiyorum. Evet. Ve toplum girişiminden diye tanıtıyorum. Aynı şekilde hukukçu Sebu Aslangil, siz de hoş geldiniz. Aslında ne olduğunu İçişleri Bakanlığı'nın talimatnamede ifade ettiği, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne mahsus episkoposların ancak seçime katılabileceğine dair ifadenin ne demek olduğunu sorayım. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın talimatnamesi bunu öngördü. Sizinle başlayalım Sevim Bey. Evet. Ne demek istediler? Şimdi şöyle bir özet yapmak gerekirse, önce Ermeni Patrikliği'nin seçimine ilişkin, Cumhuriyet döneminde kabul edilmiş herhangi bir yasa ya da tüzük bulunmamaktadır. Bu nedenle bu seçim 1863 yılında yayınlanmış Osmanlı döneminin nizamnamesiyle çözüme kavuşturuluyor. Nitekim Cumhuriyet sonrası uygulamalarda ne zaman patrik seçimi gündeme gelmiş ise mutlak bu nizamnamenin patrik seçimine ilişkin hükümleri bir şekilde uygulamaya kondu. Neden 1863'teki Ermeni Anayasası da denilen nizamname üzerinden yürüyor ve devlet çünkü üzerinde bir şey yapmıyor? Çünkü devlet o alanı, şimdi egemen bir devlet, sonuç itibariyle bünyesinde bulunan azınlıkların bu nebiden sorunlarına çözüm üretecek bir yasal düzenleme yapmak zorunda. Bu devletin başta gelen görevi. Hı hı. Ama hı, maalesef Türkiye'de özellikle gayrimüslim azınlıklar alanında devlet herhangi bir, yalnızca vakıflar yasası, hı hı, düzenlemiştir. Cemaat vakıflarla ilgili olarak vakıflar yasasında düzenlemeler bulunmaktadır. Onun dışında patrik seçimiyle ilgili bir düzenleme yok. Kaldı ki herkesin malumudur, Türkiye'de patrikliklerin de bir ve haham başının da bir hukuki statüsü henüz bulunmamaktadır. Evet, bununla ilgili olarak da her seçim döneminde, evet, belki de, değil mi, patrik seçimlerinde. Şimdi bu son, fakat bu talimatname ile seçim dönemine 1961 yılında başlandı. Bunun sebebi şuydu: daha önce patrik seçimine ilişkin organizasyonda öteden beri var olan bir mütevellilik sistemi vardı cemaatte. O da şöyleydi: her bir vakfa vakfı temsilen bir mütevelli vardı. Yani devlette vakfı temsil ediyen. Vakıf patrik seçimi söz konusu olduğunda bu mütevelliler bir araya gelir, bazı ilavelerle toplumdan yine bir şekilde oylama suretiyle, ki Ermeni Kilisesi'nin temel felsefesi siviller tarafından, yani sivillerin çoğunluk olduğu, yani 7'de 1 oranında dini üye, 7'de 6 oranında sivilin olduğu bir kurul tarafından seçiliyor olması. Şimdi 1960 ihtilaliyle birlikte bütün sivil örgütlenmeler bu şekilde azınlıkların elinden alınınca, yani bu yol kapanınca, bu sefer 1961 yılında bir talimatname, daha doğrusu bir bakanlar kurulu kararnamesi yayınlandı ve o kararnamenin ifadesi aynen şu şekildedir: bir defaya mahsus olmak üzere şeklindedir. Yani gelecekte emsal teşkil etmemek üzere bir talimatname çıkarılacağından bahsediyor o kararname. Nitekim bu son gelen talimatnamenin, evet, başında da aynı ifade, evet, mevcut. Şimdi bundan önce 3 patrik seçimi yapıldı. 3 patrik seçimindeki gelen talimatname tabii büyük ölçüde cemaatin
özgürce patriğini seçme yolunda bir takım kayıtlamalar içermesine rağmen sonuç itibariyle toplumda büyük bir faal yaratmadan uygulanabildi ve o şekilde seçilen 3 patrik görev yapabildi. Peki 1961, 1990, 1998 3 seçimden bahsediyoruz. Daha önce anladığım kadarıyla böylesi bir talimatname içerisinde böyle bir kısıtlama yok. Yoktu. Bu kısıtlamadan kastımız ne? Önce onu siz anlatın isterseniz bize. Niye böyle bir kısıtlama getirildi? Ne oluyor? Tamam. Kısıtlamadan kasıt şu. Aslında Türkiye'de patrik olabilmeye aday 12 doğal aday var. Şu anda sapladığımız bizim 12 doğal aday var. Fakat devletten gelen talimatnameye göre bu aday sadece 2'ye indiriliyor. Yani sadece İstanbul'da bağlı olanlar diye adlandırılıp 2'ye indiriliyor. Bu aslında toplumun geleceğini tıkayan bir talimatname. Çünkü biz iki taneden bir tanesini seçmek zorundayız. Artık bunlar da giderse ne yapacağımız belli değil. Çünkü bir ruhban okulumuz da yok. Ruhban yetişmiyor şu anda. Dolayısıyla bizim önümüz kapalı. O zaman şunu bir tanımlayalım. Patrik seçilmek için gerekli olan şartlar bir Türkiye'li olmak. Şimdi bizim 1863 nizamnamesine göre hatta 1961'de çıkan kararnamelere göre de babadan Türk olmak. Yani babası Türk olan, babası Türkiye'de doğan herkes, herkesin oğlu burada patrik adayı olabilir. Ben geçen dönem müteşebbis heyetteydim bir yıl önce. Orada bizim belirdiğimiz aday sayısı 12 idi. Yani bu koşullara uyan dünyada 12 tane patrik adayı var şu anda. Ama bu yeni gelen talimatnameye göre bu sayı 2 ile sınırlandırılıyor. O zaman neden? Onu sorayım şimdi. Tamam. Neden? Aslında nedeni statiko deyip açıklamak istiyorum. 2. Ermeni toplumun geleceğiyle ilgili bazı hesaplar mı var acaba diye insanın kafası karışıyor. Nasıl karışıyor? Yani şimdi eğer bu talimatname böyle kabul edilirse ve gelecekte de bu adayların başına bir şey gelirse ve biz patrik seçemezsek Ermeni kilisesinin ailesi ne olacak Türkiye'deki? Kim patrik olacak? Böyle bir seçenek bırakmıyor devlet. Oysa özgürce kim doğal adaysa o doğal adaylar seçilebilme özgürlüğüne sahip olmalı ve insanlar da bunu doğal olarak seçmeliler. Şimdi bunu böyle kısıtlamak Türkiye Ermeni toplumunun önünü tıkamak gibi bir şey. Ruhban okulu geleceğini, yok dediniz ya. Evet. Şimdi önünü tıkamaktan da bahsediyorsunuz. Ruhban okulu yok. Neden yok? Çünkü şu anda 1900 onu Sebuh Bey daha iyi anlatır hukuksal olarak o konuda. Zaten okulun da avukatı Sebuh Bey. 1915'ten sonra bazı şeyler değişti. Ve ondan sonra değişen koşullara göre şu anda Türkiye'de öyle bir şey okul yok. Türkiye'de patrik olmak isteyenler ne yazık ki yurt dışında eğitim alıp buraya gelmek zorundalar. Onu Sebuh Bey daha somut anlatır. Ben de anlatırım ama hukukçu olarak şimdi daha iyi. Bunu şöyle ifade etmek lazım. Osmanlı biliyorsunuz din devleti olan bir devlet. Teokratik bir devlet. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Cumhuriyet'in şeyinde laiklik ilkesi gereği devletle din işleri ayrılmıştı. Dolayısıyla bu sebep gösterilerek uzun süre şeylerin azınlık gruplarının din adamı yetiştirilmelerinin önüne engel şeklinde kullanıldı. Aynı Rumlarda Lozan'da, var olan bir şey bu. Hani, Lozan'da bu mesele çok açık. Maddeler çok açık yol vermesine rağmen bu olaya nedense iktidarlar buna pek kulak asmadılar. Yani şeyi kadük hale getirdiler o maddeleri. Dolayısıyla buradaki din adamı öncelikle herhangi bir başka ülkedeki, şimdi, değil mi? Şunu söylemek lazım. Din adamının din adamı, yani ünvanlı din adamı şeklinde yetişebilmesi için üniversal bir egemen şey eğitim görmesi lazım. Türkiye'de teoloji eğitimi veren, yani Hristiyanlık adına teoloji eğitimi veren bir kurum yok maalesef.
biliyorsunuz din alanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hegemonyasında eğitim alanı. Orada da biliyorsunuz Sünni İslam felsefesi baskın. Fakat bu eksikliği fark eden iktidar 1954'te bir ruhban okulu, lise seviyesinde bir ruhban okulu kurulmasına olanak sağladı. Hı hı. Hatta Üsküdar'da Surpanç Tıbrevank diye bir Surpanç Tıbrevank Ermeni Ruhban Okulu diye bir okul kuruldu. Fakat şimdi bu okulun şeyi, pratiği olamadı. Çünkü bu okuldan mezun olan kişilerin demin söylediğim gibi üniversite düzeyinde bir eğitim almalarının yine olanağı olmadığı için bir nevi sistem tıkandı. Yani yüzlerce öğrenci mezun oldu. Çoğunda teoloji nosyonu olmasına rağmen olmadı. Yani ileri gidemedi. Bunun üzerine cemaat ilerisi olmadığı için okulun bunun ruhban okulu olarak sürdürülmesinde pratik bir fayda görmediği için zamanla bu lisenin ruhban kısmı kırpıldı yani bir şekilde. Şimdi halen ayakta ama ruhban yetiştirmiyor yani okul. Şimdi bununla ilgili rahmetli diyelim, öyle ifade edelim, Mutafyan Patrik zamanında bir girişim olmuştu. O da şöyleydi, o da akim kaldı yani devamı gelmedi. Üniversitelerde bir kürsü, yani Hristiyanlık öğreten bir kürsü kurulması. Hatta bu konuda beyanat da vermişti çeşitli yetkililer ama nihayetinde hiçbir okulda bu girişim yürümedi. Dolayısıyla da Türkiye'de din adamı olmak isteyen bütün çocuklar mutlak yurt dışında eğitim görme şeyiyle yüz yüze kaldılar. Evet. Ve onlardan da ancak yeni talimatnameye göre İstanbul Patrikliğine bağlı olanlar. Şimdi hemen buradan onu, çünkü birbirine bağlantılı bir konu. Şimdi İstanbul Ermeni Türkiye Ermeni Kilisesi bir evrensel bir kilise. Yani dünya yüzündeki bütün Ermenileri kapsayan bir kilise. Ya öyle bir zorunluluk yok aslında. Evet. Yani böyle bir İstanbul Patriği'nden emir almak başka, İstanbul Ermeni halkına hizmet etmek başka işler. Dolayısıyla patriklik meselesi söz konusu olduğunda herhangi dünya üzerindeki herhangi bir yerdeki bir din adamını kendine patrik olarak hizmet etmesi gereğini hissedebilir Türkiye'deki bir Ermeni vatandaş. Şimdi bu madde bunun önünü tıkıyor. Tıkıyor. Diyor ki yalnız Türkiye'de yaşıyor olan bir anlamda kişilerden sen patrik seçersin şeklinde. Bu tabii eşan tabiatına aykırı bir durum. Hem seçme özgürlüğünü elinden alıyor halkın, hem de aday olabilecek kişilerin seçilme özgürlüğünü elinden alıyor. Daha önceki şeyde olmayan bir şey, sırf bir takım, herhalde benim kanaatim, bir takım politik nedenlerle bu şekle sokuldu. Nedir o politik nedenler? Şimdi tabii o politik nedenlerin arka planı biraz karışık. Bu talimatname esaslı konuşuyoruz şimdi. Talimatnameyi aslında gönderen devlet. Yani idare gönderiyor talimatname. İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı. Geldi. İstanbul Valiliği vasıtasıyla geliyor talimatname. Ama biz devletin böyle bir şeyi düşünerek yaptığı varsayımına inanmıyoruz biz. Yani böyle bir yapıyor ama aslında danışıklı dövüş gibi bir şey diye düşünüyoruz biz. Normal şartlarda yaklaşık iki ay önce bir Anayasa Mahkemesi kararı çıktı ortaya. Hı hı. Anayasa Mahkemesi'nin kararında diyor ki dini azınlıkların iç işlerine karışamazsın. Patrik seçimine, bizim patrik seçimine de atıf yapmış. Hı hı.
ona müdahale edemezsin diyor. Anayasa Mahkemesi karar. Yani devletin bir organı bu. Devletin bir organı böyle karar verirken diğer bir organı böyle bir talimatname yazıyor. Şimdi bu dolayısıyla abuk bir şey. Yani bir şey. Burada bence o farklı hesaplar var. Farklı hesaplar nedir? Bizim Ermeni toplumunda da devletle beraber paralel düşünen kesimler var. Ben şunu söylüyorum. Bunu söylemek ayıp mı değil mi başka bir şey ama Ermeni toplumu içinde de Ermeni toplumunun geleceğini düşünmeyen devletle beraber kendi çıkarları için devletle paralel düşünen insanlar var. Bunların işbirliğiyle gönderilen bir talimatname diye düşünüyorum bunu. Yani devletin böyle istemesi, normalde devlet bunu böyle istememesi lazım. Yani iki ay önce böyle bir Anayasa Mahkemesi kararı çıkmışken bunu istememesi lazım. Bu sonuçta devletin de düzeltebileceği bir şey. Ben bunun düzeleceğine inanıyorum. Çünkü bu haksız bu uygulama olmaması gereken bir şey. Ben bunu böyle değerlendiriyorum. Bir yandan da şöyle bir durum da var. Biz Patrik seçimlerine devlet müdahalesi diye başlığını koyduk bu programa. Görünürde öyle görünüyor. Evet. Öyle görünüyor. Ama benim anladığım kadarıyla sadece devletin müdahalesi değil, demin de söylediğim gibi toplum içerisinden de böylesi düşünenlerin müdahalesi söz konusu. Aynen. Peki bu aktörler kimler? Aktörlerin burada ismini vermeye gerek yok. İsmen ama değil ama Ermeni kim o? Toplumu, Ermeni toplumu bu aktörleri çok iyi biliyor. Ve bu aktörleri tarihte yazacak ayrıca. Yani Ermeni toplumunun geleceğini tırpanlayan, Ermeni toplumunun geleceğini tıkayan aktörleri tarih yazacaktır. Bunlar bilinen insanlar, bilinen toplum bunları biliyor. Nitekim son yaklaşık bu talimatname yayınlandığından itibaren toplumda böyle bir hareketlenme başladı. Bugünlerde de o hareketlenme daha cevval bir halde gelişiyor. Bunlara karşı toplum da gerekli şeyi cevabı verecektir. Demokratik yollarla tabii. Ben burada şey yapmıyorum. Evet. Herkesin demokratik hakkı. Onlar da böyle düşünüyor olabilirler. Ben onları niye böyle düşünüyorlar demiyorum. Ama onlar Ermeni toplumunun geleceğini düşünmüyorlar. Kendi geleceklerini düşünüyorlar. Problem orada. Peki Sevu Bey, bu en son ortaya çıkan İçişleri Bakanlığı kanalıyla sizlere ulaşan ya da Patrikhane'ye ulaşan talimatname içerisindeki ifade ila nihaya geçerli bir ifade midir? Yoksa bakın, bir sonraki seçimde değiştirilebilir mi örneğin? Şimdi bence Anayasa Mahkemesi kararı okunduğunda bu Anayasa Mahkemesi kararı bir kırılma noktası devletin duruşuna karşı. Bu tür olaylara karşı duruş. Çünkü burada çok açık bir beyan var. Diyor ki devlet din alanına müdahale edemez. Ederse bunu mutlak kanuna bağlı olarak yapmak zorunda. Şimdi demin konuşmanın başında ifade ettiğim için bir kanun yok. Yani bir deyim yerindeyse parantez içinde söyleyeyim, bu bir keyfilik alanı gibi algılanıyor. Şimdi 1863 nizamnamesi baz alınmalı diyor. Yeni bir benzeri derecede bir kural konulmadıkça, bir kanun maddesi konulmadıkça devletin 1863 nizamnamesindeki gerekleriyle oynamaması gerekir. Şimdi zaten problem burada çıkıyor. Bakalım 22. maddeye gelen talimatnamede. 22. maddede gözden kaçırılan bir konu var. Orada daha önceki talimatnamelerde olan iki şık daha var aynı maddede. Onlardan biri şu, anadan babadan Türk olmak zaten bu belli başlı bir kayıtlamayı getiriyor. İkincisi, aday olacak kişinin Türk devletinin İslam ifadesini hemen söyleyeceğim. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Pardon. Evet, tabii.
25. madde, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin itimadına mahzar olmak. Şimdi yani itimada mahzar olmak şartı var ayrıyeten, bir de babadan Türk olmak şartı var. Şimdi bu şartlar varken ve daha önceki talimatnamelerle bu patrik seçimi pekala yapılmış iken, bir de bununla ilave böyle bir madde getirilmesinde ne kanunilik adına bir şey var, gerekçe var, ne de iyi niyet açısından bir gerekçesi yok. Bu dediğiniz çok doğru, sorunuz da var bu. Devlet her defasında böyle mücadele edilecekse bu cemaatin lehine olmayacağı çok açık. Evet. Bugün böyle, yarın başka türlü. Şimdi şunu da ilave edeyim. Bu sadece patrik seçimi ilgili değil. Hı. Azınlık vakıfları ile ilgili yaklaşık 6-7 yıldan beri seçim yapılamıyor. Yani azınlık vakıf seçimleri de 6-7 yıl önce yönetmelik iptaldi. Yeni yönetmelik yok. Vakıf seçimleri de yapılamıyor. Şimdi bir toplum düşün ki patriğini seçemiyor. Vakıftan da seçemiyor. Yani toplumun örgütlenmiş başka hiçbir şeyi yok. Hiçbir örgütlü yapısını seçemiyor toplum. Şimdi böyle bir toplumun geleceği ne olacak? Şimdi devlet bunu niye böyle yapar diye düşünüyorum ben. Hı-hı. Niye yapsın devlet bunu? Yani biz burada sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız ve burada barış huzur içinde yaşıyoruz. Yaşamak da istiyoruz. Şimdi neden? Yani patrik seçimine neden böyle bir müdahale olabilir? Neden? İnsanlar kendi seçimleri patrikleri seçsinler. Herkese gönderip bir aday ve seçebilir. Neden vakıf seçimine yapılmasın? Yani 6-7 yıldan beri yapılamayan bir vakıf seçimi de var. Bu da yapılamıyor. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince insan neden böyle oluyor diye düşünüyor. Düşünmek lazım. Buradan şeyi sorayım. Şimdi Türkiye'de azınlık toplumları bir şekilde kendilerini vakıflar üzerinden, dernekler üzerinden, sizinki gibi kimi girişimler ve platformlar üzerinden de tanımlıyorlar ama burada vakıfların önemi çok büyük. Evet. Okullar vakıflar üzerinden tanımlanıyor, örgütleniyor ya da eğitim faaliyetlerine devam ediyorlar, öyle değil mi? Evet. Bir yandan tabii ki ekonomik olarak da bir varlık bu vakıflar. Evet, evet, evet. Şimdi bu kendilerine yönetim seçemeyen, başkan seçemeyen ya da idari olarak yapısını oluşturamayan vakıflardan bahsedelim biraz. Evet. Bu vakıflar onlar da sorunlu. Ne demektir? Toplum için ne ifade etmektedir Ermeni toplumu için ve şu anki durum nedir? Tamam. Vakıflar bu toplumun aslında kan damarları. Aynı kan damarları. Patrikhane beyni ise vakıflarda kan damarları, kalbi. Şimdi beyni yok şu anda. Kan damarları da hasta vaziyette. Yani toplum şu anda hasta vaziyette. Vakıflar yani toplumu besleyen, kültürünü geleceğe taşıyan organlar, vakıflar. Şimdi bunlarda seçim yenilenmiyor. 6-7 yılda mı yenilenme olmuyor, yapılmıyor, seçim yapılmıyor. Herkes bir atalet içerisinde, herkes tedirginlik içerisinde. Ayrıca olanlar da kendi asli görevlerini yapmıyorlar. Neye yapmıyorlar? Vakıflar neden asli görevlerini yapmıyorlar? Çünkü vakıfların bizim toplum kiliselerini ve okullarını kendi bütçeleriyle oluşturup idare ediyorlar. Hı. Bütün okulların bütçeleri açık veriyor. Ama kimi vakıf, 42-43 tane vakıf var ki onların 3-4 tanesi çok zengin vakıf. Hı. Paraları çok onların, vakıfların. Diğerleri fakir vakıflar ve okullar açık veriyor. Şimdi herkes o 3-4 vakfın ağzına bakıyor. Dolayısıyla aslında burada yönetim biçimi 42-43 vakıf değil, 3-4 vakıf olarak değerlendirebiliriz. Yani Türkiye Ermeni toplumunu idare eden 3-4 vakıf var. Bütün vakıflar o vakıfların ağzına bakarak karar veriyorlar. Bütün vakıflar onlar ne derse 3 aşağı 5 onu yapıyorlar. Neden? Çünkü 3 ay sonra gidip onlardan para isteyecekler. 5 ay sonra gidip onlardan yardım alacaklar. Almazsa hayatlarını devam ettiremiyorlar. Okullarını açık tutamıyorlar. Kilisenin bilmem ne yapamıyorlar. Böyle bir çıkmaz da var. Yani hem devlet önümüzü açmıyor diyeyim. Yani suçlamak adına söylemiyorum ama yani basit yapılması gereken şeyi yapmıyor. Hem de toplum kendi içerisinde ne yazık ki bir konsensüs oluşturup örgütlenemiyor. Çünkü orada da çıkar ilişkileri var. Evet. Tamam mı? Yani bundan dolayı o vakıflar da kendi görevlerini yapamayınca bütün yönetim aslında 3-4
vakfın elinde, onların dediğine göre şekilleniyor falan. İşte onların ilişkileri falan derken böyle bir şey çıkıyor, siyaset çıkıyor ortaya. En son geçenlerde yine takip ettiğim bir konu olduğu için biliyorum, işte Getronagan okullarıyla ilgili bir takım tartışmalar oldu. Ermeni toplumu içerisinde bu konular gündeme geldi ve zannediyorum bu tartışmalar da toplum içerisinde etkili de oluyor, değil mi? Öyle değil mi? Evet. Şimdi bakın, şöyle demin bir soru sordunuz. O soruyu tamamlamak için bir şey söylersem herhalde daha iyi olur. Anayasa Mahkemesi'nden okuyorum kararında. Diyor ki, somut olayda, bu somut olay patrik seçilememe zamanının somut olayı. Ermeni patriğinin hangi yerlere seçileceği açıkça İçişleri Bakanlığı karar vermiştir. Şimdi yani tek taraflı karar vermiştir diyor. Oysa acil bir toplumsal ihtiyacı karşılama hali dışında yeni bir dini lider hangi hallerde seçileceğine ve dini liderin seçim usulüne devlet karar veremez. Zira Anayasa Mahkemesi'nin daha önce de ifade ettiği gibi bir din ve inancın gereklerine ancak söz konusu dini inancın mensuplarınca karar verilebilir. Şimdi bunu hangi vesileyle söylüyorum? Tabii ki bu talimatname bir düzeni sağlıyor. Yani bir seçim düzenini sağlıyor. Oysa ki aslında Anayasa Mahkemesi'nin bu ifadesine göre bu şu demekti. Ermeniler bir talimatname hazırlar kendi işlerinde ve bunu uygularlar. Ve seçimlerini yaparlar demek istiyor. Bunun tek müdahalesi, devlet müdahalesi. Ancak o süreç içerisinde Türkiye'de seçme seçilme hakkına ilişkin bariz bir hata yapılmamışsa ve işte Türkiye Cumhuriyeti aleyhine bir kişinin oylanma suretiyle de olsa Türk toplumuna dayatılması hali doğmadıkça devletin bu işe müdahil olma ihtimali yok. O kadar açık ki Anayasa Mahkemesi kararı. Dolayısıyla siz talimatnamede bir daha sefere bir başka şey konabilir mi deyince, işte Anayasa Mahkemesi bunu gördüğü için bu maddeyi kendi adına oluşturmuş. Peki siz hukukçular olarak böylesi bir İçişleri Bakanlığı talimatnamesine itiraz etmek gibi imkanlara sahip misiniz? Şimdi orada bir yol var mıdır? Tabii hukuken şöyle bir şey var. Cemaat kendi örgütlenmesi içerisinde bu yetkiyi Diyarbakır ve onunla birlikte müteşebbis heyete vermiştir. Diyarbakır'ı da açıklayalım isterseniz. Diyarbakır şu demek, Ermeni Kilisesi'ndeki din adamlarının, yani Ruhaniler Genel Meclisi'nin bir araya gelip o seçim dönemini kilise adına, yani Patrikhane adına gözetecek kişi demektir. Bu oylamayla seçilir. Demokratik oylamayla. Yalnız da din adamları. Karşılığı ne biliyor musun Türkiye'de karşılığı? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı deyin. Yok. Gibi düşünün. Kaymakam. Ha. Kaymakam. Yani bir nevi kayyım. Yani kiliseyi yetkili patrik olmadan yöneten kişi anlamında bu. Şimdi dolayısıyla müteşebbis heyet ve şeyin daha bakın tabii ki bu maddeye itiraz etmesi gerekir. Doğal sonuç budur. İtiraz kendilerinde olan bir hakkı devlet kullandığı için olmalı. O nedenle bizim burada olmamıza sebep olan arkadaşımız söyledi, neydi kurulun ismi, sizin toplumsal işbirliği neydi? Toplum girişimi'nin ortaya çıkmasının nedeni bu konuda şeyin gerek Diyarbakır'ın gerekse müteşebbis heyetin bir tereddüt içerisinde olmasıdır. Ama bu tabii devlet karşısında bu itiraz yetkisini kullanmak onların elinde olmasına rağmen herhangi bir vatandaş da, yani Ermeni vatandaş pekala seçme hakkının bu madde nedeniyle kısıtlandığı için bir dava açma hakkına sahip. Onu herhalde bütün bu çabalar bir
sonuç vermezse son çare olarak bunu düşünecektir bazı insanlar. Peki bu süreci etkiler mi? Ama bakın, hangi süreci? Bakın, seçim sürecini etkiler. Şöyle bir sorun var. Şimdi Türkiye'de neyse ki bu Anayasa Mahkemesi yayımlandı. Daha önce biz hukukçular samanlıkta iğne arar gibi hakim arıyorduk ki bu mevzuatı bilen bir hakim bulalım. Yok. Bu çünkü atipik bir mevzuat. Yani atipik, kendi nevi şahsına yazdır derler. Böyle bir mevzuat. Dolayısıyla çoğu karar aleyhimize sonuçlandı. Çeşitli sebeplerle başvurularımız. Nihayetinde bu Anayasa Mahkemesi kararı 20 yıllık bir çabanın ürünü. Tek başına elde edilmiş bir şey değil. Şimdi artık biz diyeceğiz ki, bir yargı yolu açıldığı zaman diyeceğiz ki, arkadaş, devlet, hadi biz her şeyden vazgeçtik. Bütün kısıtlamaları da kabul ettik 98'de en son. Hı hı. Ama artık kısıtlamasın. Aslında mantık bu. Artık kısıtlamasın ya. Burada kalsın. Yani yeni bir hak, yeni bir örgütlenme hakkı gibi bir şey talep edilmeden, o kadar masum bir talep ki aslında bu. Umarım bir yargı yolu açılırsa, ama şimdi teknik olarak sorduğunuz soruya gelirse, şimdi o davanın tedbir istemine açılması halinde, yani başvurucular yargıya bir tedbir kararı almak isterlerse, çünkü o bir türlü bu süreç, bu talimatname uygulanabilir hale gelecek ve mütevelli heyet ve DEABAK bunu sürdürüp seçimi yapacaklar büyük bir ihtimalle. Hı hı. O zaman seçilmiş bir patrikle karşı karşıya kalacağız. Bu istenen bir sonuç değil. Kimse tarafı. Dolayısıyla tedbir istemiyle dava açıldığı takdirde bu süreç durması gerekir. Şimdi ben dava açılmadan şeye geleceğim. Şimdi bakın, yanlış bir talimatname geldi. Bu talimatname... Yanlış düzenlenmiş. Yanlış düzenlenmiş bir talimatname geldi. Şimdi bu talimatname ne bizim kilise geleneklerimiz, yani ne kilise hukukuna ne de geleneklerimize uygun değil. Peki bunu kilise adamları bilmiyor mu? Biliyor. Yani şu andaki DEABA, öbür episkoposlar, öbür din adamları bu karar verme sürecinde, şu anda karar verme sürecinde olan insanlar bilmiyor, biliyorlar. Bir müteşebbis heyet seçildi. Müteşebbis heyettekiler bunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Peki neden bu kararın, bu talimatnamenin yanlış olduğunu ifade etmiyorlar, edemiyorlar? Şimdi birkaç günden beri, yaklaşık bir haftadan beri o tartışma devam ediyor. Ve bir türlü karar alamıyorlar. Şimdi bizim DEABA'mız diyor ki, buna karşı dava açılmayacak deniyor, diyor. Ya niye dava açılmayacak? Yetkisi olmayan bir biçim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, ben Ermeniyim, ben... Ne bileyim, Türk olabilirdim, Arap olabilirdim, Kürt olabilirdim, Azeri olabilirdim, Ermeniyim. Annem babam Ermeni olduğu için Ermeniyim. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Sonuçta benim vatandaş haklarım var. Ben yanlış uygulamaları, demokratik enstrümanları kullanarak yanlış uygulamaya karşı çıkmak zorundayım. Çıkmam lazım. Normal vatandaşın görevi bu. Ama bizdeki insanlar buna karşı çıkmaktan bile karşı çıkmak istemiyorlar. Yani devlete karşı çıkılmaz diyorlar. Ya karşı çıkmak değil ki bu devlete. Hakkını talep etmek, sana verilmeyen bir hakkı talep etmek. Şimdi burada ben dolayısıyla o din adamını eleştiriyorum. Şu andaki Türkiye Ermeni toplumu içindeki din adamları, Ermeni toplumu içindeki din adamları kendi kilise hukukuna ihanet ediyorlar. Açıkça söylüyorum. İhanet ediyorlar. Çünkü olmayan bir şeyi kabul ediyorlar. Müteşebbis heyet yanlış olduğunu bunun bile bile kabul edelim diye bastırıyor. Yani o zaman neresini tutacağız ki? Yani şimdi devleti bırakın bir tarafa. Devlet böyle bir düzenleme yapmış. İtiraz eden düzelecek. Anayasa Mahkemesi de bir karar vermiş zaten. Yani benim kendi insanlarım bile bunu talep etmekten, bunu savurmaktan imtina ediyorlar. Asıl bence problemlerin bir tanesi bu. Evet.
Hemen sizinle devam edeyim. 12 doğal adaydan bahsettik. Evet, evet. Söz konusu talimatname geldi. Aday sayısı 2'ye düştü. Evet. Ateşyan, daha önceki Patrik vekili. Ve Maşalyan. Ve Maşalyan, evet, o da evet. Şu andaki DEBA yani kaymakam. DEBA, evet, evet. Demek ki sadece 2 kişiyle girecek, yani, 12 kişiye. Evet, evet, evet. Şimdi bunlardan, iş şimdi şöyle gidiyor. Ateşyan ve Maşalyan üzerinden gidiyor iş. Burada kişiler önemli değil. Kimin olduğu da çok önemli değil. Burada demokratik hakkın kullanılması önemli. Şimdi Türkiye'de olması gereken şey olmuyor. Biz ona karşı çıkıyoruz. Diyoruz ki ya gelenekler neyse ona göre yapılsın. Kurallar neyse ona göre yapılsın. Kilise hukuku neyse ona göre yapılsın. Benim kiliseye inanıp inanmam bir şey ifade etmiyor. Ama var olan bir şeyin sürdürülmesini talep ediyorum ben, istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü eğer buna uyulmazsa, bu değiştirilirse, bu daha sonra içtihat haline gelirse, bu çok daha tehlikeli şeylere neden olabilir. Yani yanlış yapılan şeyler içtihat haline gelirse, gelecekte toplumu daha büyük felaketler bekliyor olabilir. Dolayısıyla bunu kesinlikle karşı çıkmak lazım. Zaten toplum girişimi inisiyatifi de öyle oluştu. Hı hı. Toplum girişimi inisiyatifi yaklaşık bir haftadan beri arkadaşlarım bir araya gelmesiyle şey yaptı. İşte toplanıyoruz, konuşuyoruz kendi aramızda. Sosyal medyada yazılar, hı hı, yazıyoruz. Biz devlete karşı çıkmıyoruz. Herkes böyle, ya devlete karşı çıkmak değil bu. Ben demokratik hakkımı kullanmak istiyorum. Hı hı. Toplum girişimi inisiyatifi buradaki haklarımızı ne olduğunu insanlara söylüyor ve bu hakları savunmamız gerektiğini biz söylüyoruz. Kime karşı? Müteşebbis heyet ve din ruhban sınıfı, yani din adamları bu haklarımızı bizim adımıza savunacaklar. Savunmak zorundalar. Müteşebbis heyeti seçen vakıflar, vakıfları seçen toplum. Dolayısıyla vakıflar, müteşebbis heyet toplumu dinlemek zorunda. Yani hem din adamları hem de şu andaki müteşebbis heyetteki arkadaşlar, ki onların bir kısmı duyarlı, karar çıkaramıyorlar. Çok tartışmalar oluyor kendi aralarında. Karar çıkaramadılar. İki toplantı yaptılar. Dün akşamki toplantı yine öyle sonuçlandı. Bir karar çıkaramıyorlar. Bu iyi bir şey. İyi bir şey. Tartışma baskı, ortamı var. Yukarıdan var baskı olmasına rağmen, yani, hı-hı, din adamları kendi içimizdeki, hı-hı, kendi içimizden baskı olmasına rağmen müteşebbis heyet oradan karar çıkaramıyor. Bu iyi bir şey aslında. Demek ki hala toplumun geleceğini düşünerek dik durmaya çalışan insanlar var orada. Bu iyi bir şey. Bir toplum girişimi de bunu aslında hızlandırmak için kurulan bir şey. Biz haklarımızı iadesiyle ilgili, bu yanlışın düzeltilmesiyle ilgili, devlet bunu çok kolay düzeltebilir. Hı. Devlet hiç bu kaybı da olmaz bu işte. Hı. Çok da mutlu olur insanlar. Hı. Yani gerçekten idare bu insanları mutlu etmek istiyorsa çok basit. Yani gerçekten gidip ben bir oyun vereceğim. Kim olursa olsun Patrik. Gerçekten önemli değil. A, B, C, D kim olursa olsun. Ama demokratik olarak seçsin onu insanlar. Vakıflar, vakıflar seçimleri yapılsın. Gitsin insanlar vakıflar seçsin. Ya şurada kala kala 50-60 bin kişi kaldık. Yani korkmaya ne gerek var? Ne gerek var? Onu soracaktım. Her ikinize de soruyorum. Dolayısıyla kim başlamak isterse başlasın. Kim devam etmek istiyorsa devam etsin. Neden şimdi bu nereden icap etti? Bu talimatname nereden icap etti? Neden bugün böyle bir yeni şimdi, talimatname çıkartmak ihtiyacı duydu devlet ya da İçişleri Bakanlığı? Şimdi burada ben işin içinde de bulunduğum için pekala şöyle ifade edebilirim. Çünkü ben Anayasa Mahkemesi'nin kararında bir madde okudum. Bundan hareketle söyleyeyim. 25. madde, evet. Şimdi Türkiye Ermeni toplumu aslında bugün değil 2016'da harekete geçti Patrik seçmek için. Hı-hı. Ve tam da Anayasa Mahkemesi'nin kararındaki ruha uygun olarak işte DEBA seçti, müteşebbis heyet seçti ve seçim yolunda adımlar attı. Şimdi böyle giderken devlet bence çok kaba bir biçimde, hı hı, yani içerik anlamında, gelen yazı açısından bir yazıyla aynen şöyle ifade etti. Mealen söylüyorum. Siz ben seçin demeden Patrik seçme sürecini başlatamazsınız. Hı. Yani hakikaten şaşırtıcı bir durum. Yani şimdi benim Patrik'im yok.
Şimdi seçim konusunda yol almamdan daha doğal bir şey yok. Ve o yol alış biçimi tamamen 1863 nizamnamesi ve daha önceki 3 şeye de uygun. Talimatnameye de uygun bir süreç. Hiçbir sarkan yanı yok. Şimdi buradan şuraya varacağım. Daha önce de devlet, daha önceki talimatnamelerden de önce başka müdahalelerde bulunmak istedi. Mesela bir önceki Patrik zamanında, o seçimiz sırasında şöyle bir yazı gelmiş Patrik Hani'ye. Yani siviller tarafından seçilmesini boş verin. Yine mealen anlatıyorum. Şeyler toplansın, din adamları kendi patriğini seçsin. Buna öyle bir tepki verdi ki cemaat, topyekün. Devlet daha onun hakkında yapılan başvuruya cevap vermeden bir önceki talimatname aynısını gönderdi. Bu toplumsal direnmenin yarattığı bir sonuçtu. Fakat giderek her toplum yani zayıflıyor. İşte arkadaşım anlattı. Vakıfların 6-7 yıldır seçim yapamaması, patriksiz bir 10 yılın geçmesi, bunların hepsi cemaati zaaflı hale getirdi. Cemaat hakkını arasın mı aramasın mı gibi bir pozisyonun içerisine düşürüldü. Bugünkü tereddütlerin bence temel nedeni bu. Kaldı ki bir şeyin altını çizerek bu konudaki konuşmamı bitireyim. Olay şu. Peki kardeşim, devlet 1863'ü önemsemiyor. Onu önemsemiyor, bunu önemsemiyor. Peki bu cemaat ne yapacak? Yani acaba, yani şimdi ben böyle olacağını söylemek istemiyorum ama ne yapılacak? Yani bu toplumun din hayatı, yani Ermeni toplum din hayatı, Diyanet İşleri'nin bir şubesi halinde resmileştirecek mi diye düşünmeye başladım ben. Eğer bu kadar çok müdahale varsa bir yerde, burada amaçlananın bu olduğu izlenimi ediniyorum bir hukukçu olarak. Bu kadar. Şimdi ben şunu da son şeyden söylemek istiyorum. Sonuçta demokratik toplumlarda taraflar, yani hakkı zayi olan, hak arayanlar demokratik yollarla, ama bakın demokratik enstrümanları kullanarak haklarını talep etmek durumundalar. Bizim Ermeni toplumunda bu ne yazık ki çok gelişmiş değil. Demokratik hak talebimiz yapılmıyor. İnsanlar tedirgin oluyor, korkuyorlar. Ya neden korksunlar? Şimdi Türkiye'de nedir? Devlet babadır. Devlet baba. Şimdi devlet babaysa ben babamdan herhangi bir şey varsa talep etmem lazım. Babaysa baba bana talebimi değerlendirir, verir. Yani toplum neden kaçıyor? Korkuyor sanki insanlar. Ya neden? Ben demokratik bir hakkımı talep ediyorum devletten. Eğer varsa, ki Anayasa Mahkemesi var, bunu verir devlet bize. Üstüne üstlük 80 milyon Türkiye'de, 50-60 bin kişi kalmış bir Ermeni toplumunda. Patriği A mı olsun, B mi olsun, ne önemi var? Vakıf seçimleri yapılsın yapılmasın mı, ne önemi var? Ne önemi var? Türkiye şu anda o kadar derin girdaplarda, o kadar zor bir şeyler süreçten geçiyor ki, yani Türkiye'nin bunlarla uğraşacak hakikaten şeyi yok. Belki de bütün bu talimatnameler de devlet refleksi değil de böyle çok ciddi irdelenmeden yapılan şeyler olabilir. Çünkü gerçekten Türkiye'nin çok ciddi problemleri var şu anda işte. Ben onu kabul ediyorum. Her konuda desteklemek lazım. Ama herhalde bunlar çok dikkate gelinmiyor. Böyle uydur kaydır sanki şeyler yapılıyormuş gibi görünüyor. Çünkü hakikaten devletin ne kaybı olacak? Ya bizim patiğimiz maşalen olmuş ne olur? Ateşe olmuş ne olur? Ya da bekçiyen olmuş ne olur? Devletin ne kaybı olacak ki bundan? Vakıf seçilme için de öyle. Ben bunu anlayamıyorum. Ya devlet gerçekten bunu çok basit bir çözüm. Soru burada belki de gerçekten. Çözebilir bunu ya. Ya ne olacak? Devlet babasından vatandaş talep hakkını talep edecek. Devlet de bu düşünüp verecek. Bu kadar basit bir şey. Bu sorun o kadar basit çözülür ki. Yani bu sorunun bu kadar karmaşık bir hale gelmesini benim aklım hafızalam almıyor. İnsanlar tedirgin şu anda. Bakın toplum çok tedirgin. Tepki göstermiyor. Çok tedirgin. Bütün vakıflarla konuşun, tek tek yöneticilerle konuşun, herkes tedirgin. Ses çıkaramıyorlar. Birkaç tane vakıfa bakıyorlar. O vakıfların başındakiler tedirgin olabilir. Kendine başka hesapları var çünkü. Yani buna gerek yok ki ya.
bütün bu tedirginlikle yaşamaya, ya sonuçta geldik gidiyoruz yani ömrümüz içinde. Yani bunları yaşamamızın çok anlamlı görmüyorum. Hani çok büyük bir şey olur ortada da bunu yaparsın. Tamam ama bu bence olmaması gereken bir şey. Bunu devletin çok kolay çözebileceğini düşünüyorum. Eğer devlet ağırlığını verirse buna, devlet için bir günlük iş bu. Evet. Bir hatırlatmada bulunalım. Bir sorumla beraber yola çıkalım. Yine ikinize birden hani, dilediğiniz yerde sizler de katılın lütfen her ikiniz de. Neden şu anda Patrik seçimine gidiliyor? Önce bunun bir cevabı. Yani Mesrop Mutafyan, ikinci Mesrop Mutafyan, Alzheimer oldu değil mi? Ondan evet. Sonra hastalanınca başka biraz şeyler oldu. Ne oldu bir anlatsanıza. Şimdi bakın burada olay bugüne kadar bu çekişmenin içerisine düşürülmesi deminden beri ifade ettiğimiz şeyle bağlantılı. Yani toplum kendi kurumlarıyla ayakta olabilseydi, işte tabii bir meclisten söz etmek mümkün değil ama bunun yerini alacak bir sivil örgütlenmeye devlet olanak tanımış olabilseydi öteden beri, şimdi hemen organize olup seçim sürecinin bütün işte talimatnamesini, düzenlenmiş biçimini falan hazırlayan bir dinamik toplum olurdu. Ve o toplum bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra devlete diyebilirdi ki biz seçime hazırız. Fakat şöyle bir kötü bir müdahale oldu. Tabii bu çift taraflı kötü bir müdahale oldu. Şeyin hastalığı anlaşıldığı andan itibaren cemaat bir patrik seçileceğine kanaat getirdi. Fakat çok enteresan bir biçimde bir din adamı o süreçte şeye Ermeni kilisesinde olmayan bir yola saptı. O da şuydu, eş patriklik diye bir kavram oluşturdu. Ve bununla ilgili olarak yetkisini de aşarak bence devletle temasta bulundu ve kendi iddiasına göre devletteki birçok kişiyi ikna ettiğini söz ederek yine geleneklere aykırı biçimde bir başvuruda bulundu. Patrik seçimi başvurusu. Ve bu arada bir şey seçildi, müteşebbis heyet. Ve o heyetin içinde ben de vardım. O heyete biz kendisini davet ettik, bu din adamını. Evet. Dedik ki, biz geldik. Şimdi bütün koşullara göre bu patrik iş yapamaz halde. Yani iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalıktan muzdarip. Dolayısıyla temiz kudreti bitmiş, yitilmiş. Hukuken ölü yani. Burada yapılacak şey yeni bir patrik seçmektir. Bu kişi itiraz etti buna. Dedi ki hayır, eş patrik seçimi olacak ve bir çekişme başladı. Biz müteşebbis heyet olarak başvuruda bulunduk. Bir sürece girildi ve o süreçtir ki bu Anayasa Mahkemesi kararını doğurdu. Bu arada devlet yine bu kişinin öngörüleriyle diyeceğim, eş patriklik meselesinin olmayacağını söylemekle birlikte devlet de bir hatalı adım attı bana göre. Patrik Genel Vekili gibi hiç yine Ermeni Kilisesi'nde mevcut olmayan bir kurumu getirdi, bu cemaate dayadı. O kurumun varlığı nedeniyle süreç buraya kadar bu şekilde geldi. Patriksiz. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında çok uzun ve daha derinlemesine tartışabileceğimiz bir konu ama bunu en azından şimdilik burada virgül koyup daha sonra seçimlerle birlikte belki yeniden tartışma imkanı buluruz. İnşallah. Toplum girişiminden Tatyos Bebek ve hukukçu Sebu Aslan ile birlikteydik ve patrik seçimleri 12 Aralık'ta yapılacak, tekrar hatırlatalım, Ermeni patriği seçimleri. Bakalım o sürece kadar bizleri neler bekliyor, yine hep birlikte izleyeceğiz ve daha sonra da tartışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler.